Kanal ve ekranlarından mutlu akşamlar. Bugün 31 Aralık 2017 hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize başlamadan önce gündemden öne çıkan başlıklar geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Düzce 6. olağan il kongresine katıldı. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğu için sorunlarının da büyük olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na darbe gecesi nerede olduğunu sordu. Başbakan Binali Yıldırım Burdur 6. olağan kongresine katıldı. Kent girişinde görevli polislerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, önce miting salonunun dışında bekleyen vatandaşlara, ardından salondaki partililere seslendi. Başbakanın gündeminde KHK eleştirileri vardı. Antalya'da emekli bir vatandaşa hiç geçmediği 3. köprü ve Kuzey Marmara otoyolundan ceza geldi. Evine gelen tebligatı gören vatandaş duruma nasıl tepki gösterdi? Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgarda hortum oluştu. İlçedeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken hortumun izleri iş yerlerine yansıdı. Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevi firarisi nerede yakalandı? Kovalamaca sonucu polis tarafından vurulan şüpheli kaçtığı cezaevine gönderildi. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal ve Ana Haber'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Düzce 6. olağan il kongresine katıldı. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğu için sorunlarının da büyük olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğunu söyledi. Bir başkasın Düzce. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Düzce 6. olağan il kongresine katılmak üzere kente geldi. Selamların en güzeliyle selamlıyorum. Kongre öncesi salon dışında bekleyenleri selamlayan Erdoğan vatandaşları selamladı. Gerek 2019 başkanlık ve parlamento seçiminde AK Parti olarak ülkemizin yeniden dönüşüm ve değişimini çok açık net demokratik inkılabını sandıklarda gerçekleştireceğimize inanıyorum. Buna var mıyız? Ana kademi olarak var mıyız? Kadın kolları olarak var mıyız? Gençler var mıyız? Daha sonra kongrenin yapılacağı kalıcı konutlar spor salonuna geçen Cumhurbaşkanı büyük bir coşkuyla karşılandı. Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız! 16 Nisan referandumunda hayır kampanyası yürütenler arasında bir zamanlar beraberinde oldukları arkadaşlarının da bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin ihmale gelmeyeceğini söyledi. Şayet biz vatandaşlarımıza gidip kendimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı doğru şekilde anlatmaz isek birileri gider bizi binbir yalanla, iftirayla başka türlü anlatır. Türkiye büyüdükçe sorunlarının da büyüdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen Türkiye'nin büyümesi için mücadele edeceklerini söyledi. Eskilerin dediği gibi, büyük başın derdi büyük olurmuş. Eğer biz tüm iddialarımızdan, tüm hedeflerimizden vazgeçip yerimizde otursak, ne söylenirse boynumuzu büküp yapsak, inanın bana, şu yaşadığımız sıkıntıların hiçbiriyle karşılaşmayız. Ama kimse de bizi adam yerine koymaz. Ama biz bunu yapamayız. Biz zillete asla rıza gösteremeyiz. 15 Temmuz'da kendisinin yaptığı çağrıyla vatandaşların demokrasiye sahip çıktığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bir televizyon kanalında kendisine soruyorlar. Diyorlar ki, siz niye yoktunuz Atatürk Havalimanı'nda? Verdiği cevap enteresan. Bana da haber verseydi, başbakan, cumhurbaşkanı neyse, ben de gelirdim. Halbuki biz çağrımızı kime yaptık? Millete yaptık. Beyefendi taahhütlü istiyordu. Biz milletimize, meydanlara, caddelere yürüyün dedik, benim milletim yürüdü. Demek ki bu beyefendi milletin bir ferdi değildi.
Ve ilginç olan şey şu. Biz basın toplantımızı yaptık. Biraz sonra valimiz, birinci ordu komutanımız geldiler. Onlarla değerlendirmelerimizi yaptık. Ve oradan saatlerce 16 saat bütün operasyonları yönettik. Hamdolsun 16 saatin sonunda iş zaten bitti. Ama adamın umurunda değil. Böyle bir derdi de yok. Peki ne diyor kendisi? Bir darbe olduğu zaman daha önce tankların karşısına ilk önce ben çıkarım. Doğru doğru. Tankların karşısına çıktı. Hemen yanlarından sıyrışıp otomobile binip Bakırköy'e geçti. Başbakan Binali Yıldırım ise Burdur 6. olağan kongresine katıldı. Kent girişinde görevli polislerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, önce miting salonunun dışında bekleyen vatandaşlara, ardından da salondaki partilere seslendi. Başbakanın gündeminde KYK eleştirileri vardı. Başbakan Binali Yıldırım, Burdur 6. İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Başbakan Yıldırım, kent girişindeki polis kontrol noktasına uğrayıp görevlilerin yeni yılını tebrik etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Niyazi Bekçi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın eşlik ettiği Başbakan Yıldırım, Hüsnü Bayar kapalı spor salonu dışında bekleyen vatandaşlara seslendi. Biz ayaküstü söz vermeyiz. Görürüz, değerlendiririz, sonra cevabını veririz. Hiç merak etmeyin. Daha sonra kongrenin yapılacağı salona geçen Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin kendi sorunlarının yanı sıra bölgedeki ve İslam coğrafyasındaki sorunları halletmek için inisiyatif aldığını söyledi. Bağrımızı açtık, soframızı açtık, ekmeğimizi paylaştık. Türkiye kendine yakışanı yaptı. Ama ana muhalefet partisi bunu da istismar etmeyi ihmal etmedi. Bizim geleneğimizde insanlık var. Bizim geleneğimizde darda zorda olan insanlara yardım etmek var. Başbakan Binali Yıldırım kanun hükmündeki kararnamede yer alan ve tartışılan maddeyle ilgili konuştu. Bir düzenleme yapmışız. Vatandaşları korumaya almışız. Ne yapacaktık? Darbeye karşı alçakların karşısına hayatını koyan insanları siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi önlediniz mi diyecektik. Güttüğü üç kişi ıslığı dağı taşı deldi geçti. Bu Kılıçdaroğlu'nunki de tam buna benziyor. Neymiş efendim? Darbeye direnen vatandaşlar koruyan kanun çıkardınız. Ne var bunda? Yani bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı? Memlekete sahip çıkmasın mı? Niye geldiniz? Darbe olsaydı, başarılı olsaydı onu mu istiyorsunuz? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı ilçesindeki muhtarları ziyaret etti. Başkan Türel, merak edilen sorulara tek tek cevap verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı ilçesindeki muhtarlıkları ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Türel, sorun ve taleplerini dinledi, projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. 5 dakika sonra bana cevap geldi. Muhtarların sorularını yanıtlayan Başkan Menderes Türel, Konyaaltı'na değer katacak Boğaçayı ve Konyaaltı sahil projelerinin başladığını söyledi. İnşaatları başladı bir tarafta. Konyaaltımız güzelken çok daha güzel olacak. Sahil yolunun güneş şeridini yayalaştırarak plajı eklediklerini anlatan Türel, engellilerin de rahatlıkla ulaşabileceği plaj haline geleceğini müjdeledi. Plaj daha da genişliyor. O işte basamaklı duvar sisteminin de kaldığı önemli bir. Ve artık şey böyle, yani tatlı bir eğimle
hem de engellilerin de rahatlıkla ulaşabileceği plaja bir proje. Zaten yarışma projesi. Sahil yolunun trafiğe kapatılmasıyla oluşacak yükü azaltmak için çalıştıklarını belirten Başkan Türel, 3 yeni kavşak projesini gündeme aldıklarını açıkladı. Malum sahil yolunu kapatacağımız için İller Bankası kavşağından geliyorken Kemer istikametine doğru 3 kavşak daha yapılması hususu acil gündemimizde. Birisi sanayi, Akdeniz Sanayi Sitesi'ne sapan kavşak, üniversitenin hemen yanında. Diğeri Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na dönen Uncalı Mezarlığı'nın köşesindeki kavşak. Bir diğeri de Duvaliler'de Batı Çevre Yolu'yla birleştiği nokta. Yeni Yıl Festivali'nin son gününde gerçekleştirilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun tekerlekli sandalye dans Türkiye şampiyonları belli oldu. Yarışmacılar tekerlekli sandalyeleriyle birbirinden farklı dans figürleri sergileyerek izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve İVAP birlikteliğiyle tekerlekli sandalye dans Türkiye şampiyonası yapıldı. Tekerlekli sandalye dansa da İki kez uluslararası yarışmalara katıldık. Ülkemizi temsil edebilmek bu açıdan çok önemli. Gelişmekte olan bir spor dalımız. Daha iyi seviyelere, daha iyi konumlara geleceğini umuyoruz. Şu anda yarışmacı olarak 10 sporcu var. Ama değişik kategorilerde yarışacakları için 15 gibi değerlendiriyoruz. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte yarıştıkları tek spor dalı özelliğini taşıyor. Çiftler, tek erkekler ve tek kadınlar olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen şampiyonada hünerlerini sergiledi. Şampiyona sonunda hakem kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda çiftler kategorisinin şampiyonu toplamda 18.58 puan alan Osman Ersöz, Yeşim Eryiğit çifti oldu. Duyguların dışarıya yansıması ve bundan da büyük bir mutluluk haz duyuyor. Türkiye'de de çok geç başlayan bir spor. Fakat yurt dışında çok iyi bir izlenim yarattık. 2016'da 6. 2017 ise 5.liği aldık. Hedefimiz bu yılda altın madalya alıp da İstiklal Marşımızı göndere çekmek. Tek erkeklerde Mehmet Sefa Öztürk, tek kadınlar kategorisinde ise Sinem Toprak birincilik madalyasının sahibi oldu. Dansını ve müziği çok seviyorum ve sahnede olmayı seviyorum. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara kupaları ve madalyaları takdim edildi. Muratpaşa Belediyesi engelsiz kafede düzenlenen özel çocukların yılbaşı partisinde bir anda dışarıda beliren kar taneleri şaşkınlığa neden oldu. Partideki suni kar yağışı renkli görüntüler yaşattı. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, Spor ve Yaşam alanında Özel Çocuklar 2018'i kutladı. Kutlamalara Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın yanı sıra kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Özel çocukların büyük ilgisiyle karşılanan Başkan Uysal, konuşmasını yapmak üzereyken sürprizle karşılaştı. Kutlamalara katılan herkes bir süre cama vuran kar tanelerini izlerken kar püskürtme makinesiyle suni kar yağdığının anlaşılmasıyla partide alkış tufanı koptu. Evet, çok hoştu. 2018 yılı kar gibi beyaz olsun hepimiz için. Emeklerinizi esirgemediğiniz için, her türlü katkınızı koyduğunuz için, velilerimiz olarak sizlere, bağışçılarımıza, destekçi kurumlarımıza, çocuklarımıza, hepinize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nice yıllar diliyorum. Başkan Uysal konuşmasının ardından bu yıl boyunca Engelsiz Kafe ve onun özel çocuklarını yalnız bırakmayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerini takdim etti. Özel çocuklar da Başkan Uysal'a bir fotoğrafını hediye etti. Antalya'da emekli vatandaşa hiç geçmediği 3. köprü ve Kuzey Marmaray Otoyolu'ndan 21 kez otomobile geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza kesildi. 955 liralık cezayı görünce şoka giren talihsiz adam bakın nasıl tepki verdi. 22 sefer İstanbul'u kat etmişik. Ortayak ya biz o köprü ya. Paramızı almaya gittik, vermediler, ceza yazmışlar. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oturan emekli 6 çocuk babası 70 yaşındaki Hayri Karakuş, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 8 Eylül 2016 ve 31 Ekim 2017 tarihleri arasında kaçak geçiş cezası yedi. Hiçbir yere gitmedim.
Ben bu kağıt İstanbul'dan icradan gelmiş. İstanbul'a 22 sefer mi 21 sefer mi 70 gelmişik kaçak yanı. Ortak etmişler ağam. Yetmeden ortak olmuşuk biz. Geçseydik herhalde biraz daha parayı fazla alırdık yani. Yaklaşık 5 gün önce evine İstanbul 3. İcra Dairesi'nden 955 liralık tebligat ulaşan Karakuş, hiç gitmeden ceza yiyip icralık olduğu belge karşısında şok oldu. Beynim döndü arkadaş ya. Eve mi gelmiş? Eve gelmiş ya. Huzurum kaçtı birdenbire ya duyunca. İstanbul'a değil otomobiliyle diğer ulaşım araçlarıyla da hiç gitmediğini dile getiren Karakuş, ceza yazılan aracın plakasının kendi aracının plakasının olmadığını belirterek yanlışın düzeltilmesini istedi. Gender benden uğraştıra ben de nereden uğraşacağım yani şimdi artık ben zaten şeye verdim. Ne onun adı? Avukata verdim kağıdı. Avukat genlerden uğraşacak. Kim haklı kim haksızsa hakkını alacak. Benden de alamazlar zaten hakları yok çünkü. Bende alacak 5 kuruş hakları yok. Bu parayı da kendilere vermem bildiklerinden de bir vermek geri kalmasınlar. Geçtiğinizde ispat etsinler kardeşim. Benim plakamın numarası bile değil. Kendilerin gönderdiği. Sadece 27 plakası var. Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgarda hortum oluştu. İlçedeki cadde, sokak ve bazı iş yerlerini su basarken meydana gelen hortumun izleri dükkanlardaydı. Alanya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sulara gömüldü. Etkisini artıran yağışla birlikte bazı dükkanları su basarken bir pazar yeri de sular altında kaldı. Oluşan hortum nedeniyle bazı iş yerlerinde maddi hasarlar meydana geldi. Meteorolojiden alınan verilere göre metrekareye ortalama 17.4 kilogram yağış düştü. Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayatı araştırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda nesli ciddi tehlike altındaki türlerden vaşaklar foto kapanla bakın nasıl görüntülendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Burdur'da yaban hayatını araştırmak, popülasyon yoğunlukları hakkında bilgi edinmek amacıyla foto kapan çalışmaları sürüyor. 25 fotokapanla Burdur'un birçok noktasında yıl boyu yapılan çalışmalarda pek çok yaban hayvanı görüntüsü elde ediliyor. Bu kapsamda son olarak nesli ciddi tehlike altındaki türlerden vaşak 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi. Antalya'nın Alanya ilçesinde aranan cezaevi firarisi kovalamaca sonucu polis tarafından vurularak yakalandı. Etkisiz hale getirilip gözaltına alınan şüpheli firar ettiği cezaevine gönderildi. Alanya polisi hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 ay önce cezaevinden firar eden 33 yaşındaki Özer T'nin dün akşam Gülpınarı mahallesindeki bir düğün töreninde olduğunu belirledi. Düğün yerine gelen ekipleri gören Özer T kaçmaya başladı. Peşine düşen polis kısa süren kovalamacanın ardından Özer T'yi ateş ederek etkisiz hale getirdi. Kol ve omuz bölgesinden yaralanan şüpheli ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi tamamlanan Özer T emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cezaevi firarisi çıkarıldığı mahkemece yeniden firar ettiği Alanya L tipi ceza infaz kurumuna gönderildi. Antalya polisi son günlerde Kepez ilçesinde yaşanan kapkaç olaylarının ardından harekete geçti. Polis 3 kapkaç olayına karışan şüpheliyi gizlendiği evde kıskıvrak yakaladı. Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesinde meydana gelen kapkaç olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Adı öğrenilemeyen bir genç elinde cep telefonuyla yürürken arkasından gelen bisikletli K.A. telefonu gencin elinden alarak kaçtı. Telefonunu çaldıran genç şüphelinin peşinden koşmasına rağmen kapkaççı izini kaybettirdi. Teknik takip sonucunda 3 kapkaç olayına karışan ve uyuşturucu kullandığı öğrenilen K.A. kaldığı evde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kanal ve hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdaydık. Aynı zamanda yılın son ana haber bülteniydi. 2018'in
sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yanlar için bir başkadır benim memleketim.